Şöyle bir şey var. Diyelim ki devletin işlemleri. Devlette binlerce, milyonlarca çalışan var. Bunların muhasebe işlemlerini devlet bilgisayarlar üzerinde zaten yapıyordu. Büyük şirketler de zaten yapıyordu. Diyelim bir büyük şirketsiniz, 50 bin çalışanınız var. Artık kağıt kalemle bunu yapmıyordunuz 1980'li yıllarda bile. Bunu bilgisayarlarla yapıyordunuz. Peki bu internet 90'lı yıllarda internetin gelişmesiyle birlikte şu soru soruluyor. Biz hizmetlerimizi internet üzerinden verebilir miyiz? Cevabı tabii ki evet. Bu konuda bankalar öncülük ediyor. İşlemlerini internete taşıyorlar. İlk kurum onlar yani. Yok, ilkler arasında bankalar. Halka açık hizmet anlamında. Halka açık hizmet anlamında. Hizmetlerini internete taşıyorlar. Ve şu anda Türkiye bu ev bankacılık konusunda bayağı ileride. Bütün bankalar internet üzerinden hizmet veriyor. Ne yapıyorsunuz internet bankacılıkta? Şubenize giriyorsunuz. Aynen şubeye gitmiş gibi işlemlerinizi yapıyorsunuz. İşte para transfer ediyorsunuz. Bir hesaptan diğerine aktarıyorsunuz. İşte döviz hesabı açıyorsunuz. Döviz alıyorsunuz. Döviz satıyorsunuz. Bankacılık işlemlerinizi şubeye gitmeden yapabiliyorsunuz. Evet hocam. Aynı şekilde şimdi bütün devlet kurumlarında bilgisayarlar kullanılıyor. Peki bunun bu devlet kurumlarındaki hizmetleri vatandaşa nasıl sunacağız? İnternet üzerinden sunabiliriz. Bu da e-devlet midir? Bu da e-devlet oluyor efendim.